Aa, niye hep odanda oturuyorsun anacığım? Çıkıp biraz dolaşsana. Yok, ayak altında dolaşıp kimseyi rahatsız etmeyeyim şimdi. Neyin rahatsızlığı anacığım? Ha? Ben sana demedim mi sen bu evin hanım ağasısın diye? Kimse karışamaz, kimse laf edemez sana. Hadi. Peki, çıkayım o zaman. Halide Hanım gitti mi? Evet, gitti. Niye sordun? Hiç. Bir şey mi dedi yoksa sana? Yok canım, yok bir şey demedi. Ben öyle size sordum işte. Ne diyecektim şimdi Hacer'e ben? Ey Allah'ım. Bin kere söyledim sana. Ezberleyemedin mi hala? Ezberleyemedim. Bak, iyi dinle. Cemşir... Sen gideli beri hastalandı. Dağ gibi, ayı gibi herif yataklara düştü diyeceksin. Ayı mı? Söz timsali kurban. Ha. Gece gündüz Zehram, Zehram diye ismini sayıklıyor. Bir hatadır etmiş. Kocadır bu. Döver de, sever de diyeceksin. Tamam mı? He, döver de, sever de. Bunca yıllık erini... Gel affet. Senin hasretinden ölüp gidecek herif. Sonra huzuru mahşerde müsebbibi sen olursun maazallah diyeceksin. Tamam mı? Ha, tamam. Sonra da çütlüğü bırak, yaşıncık evine dön diyeceğim Zehra'ya. Evine dön denir mi? Avanak. Yahu Hacer ablam, anamın çiftlikte kalması lazım. Ha. He, iyi dinle bak. Cemşir çiftliğe gelsin, özür dilesin. Belli mi olur? Belki güllü kızın affına mazhar olur da... ...beraberce mutlu mutlu yaşar gidersiniz çiftlikte diyeceksin. Anladın mı? Hah, anladım. Beraber çiftlikte yaşarsınız. Hah. Hadi benim yüzümü kara çıkarma, hadi hadi. Of! Bu deli karı işi eline yüzüne bulaştırmaz inşallah. İnşallah Raşit, inşallah. Kolay gelsin Seyyare Bacı. Hoş geldiniz Zehra Hanım. Size ben bir şey diyeceğim ama darılmayın emmi. Sen buralarda dolanmasan... Yani sana iş yaptırıyoruz diye başımıza iş açılacak. Güllü dedi, çık dolaş diye. Belki bir iki çift laf ederiz diye geldim de yanına. Ah bacım, ben de çok isterim ama... neyse, geç otur, ben sana bir bardak çay vereyim. Sen yemek yiyeceksin, zahmet et. Ay yok, yok. Bu yemek benim değil, kedilerin. Kedilerin mi? Kedilerin ya. Benim dış avluda bir sürü kedim var. Onlara günde bir sefer yemek götürürüm. Bir ben getireyim öyleyse. Ay yok bacım. Gören olursa vallahi başımıza iş açarız. Güllü Hanım mahveder bizi. Bir şey demez, korkma. Derse ben dikleni veririm ona. Hadi ver. Öyle mi diyor? Ver, ver hadi. Aman size zahmet olacak. Ah canım. İyi kadın vallaha. Alın bakalım pisi pisiler. Alın bakalım. Yiyin afiyetle. Bu yemeğin de kıymetini bilin ha. Bizim teneke mahallesinde olsa bunu akşam aş niyetine sofranın baş köşesine koyardım ben ya. Zehra. Hacer. İnsanın evladı oldu mu güllü gibi olmalı.
Çiftliğe geldim geleli elimi sıcak sudan soğuk suya soktuğumda Allah seni inandırsın. Güllü nerede? İnsan Hacer teyzesini görmeye yanına gelir bir. At gezintisine çıktıydı. Oh, görmeyeli pek bir sosyete olmuşsunuz siz. Ne yaparsın kardeş? Çiftlik hayatı böyle bir şey işte. Hayırdır? Hangi rüzgarlar attı seni buraya? Cemşir'in elçisi olarak geldim bacım. Ya, Hamza ile halları nasıl? İyiler mi bari? Ah kardeş, ah. Ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Cemşir efendi hastalandı. Hastalandı mı? Nesi var? Ateşler içinde yatıyor zavallı. Gece gündüz senin adını sayıklayıp duruyor. Zehram da Zehram diyor. Ya, adımı sayıklıyor deme. Hevallah, ben nasıl bir adammışım ki mis gibi garımın kıymetini bilemedim diyor. Yazıklar olsun bana deyip duruyor. Şimdi ki aklım olaydı, değil dayak, fiske atmazdım Zehra'ma deyip deyip ağlıyor. Geçti artık o. Evvelden düşüneceğini onları. Aa kız deme öyle. Koca demek, baba yarısı demek. Herif mum gibi eridi gitti hasretinden. Oh olsun. Öyle deme kız. O dağ gibi herif, çıra gibi kurudu. Gel bir iyilik yap, kocanı bağışla. Ha kardeş olmaz mı? Olmaz. Kolay değil o kadar. Kolay değil mi? Değil. Kusura kalma. Bir şey içer miydin sormadım. Kalkacağım ben, zahmet etme. Ne zahmeti can? Bir bardak soğuk suyunu içek. Buyur. Oh, ölmüşlerin canına değsin. Afiyet olsun. Ben gideyim artık. Otursaydın yeni geldiydin. Yolum uzak. Şincik ne diyeyim Cemşir'e ben? Düşünecekmiştirsin. Sen bilin. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi güle güle. Anne, o kadının ne işi vardı burada? Hangi kadın kızı? Hangi kadın olacak Hacer? Halime, hatırımı sormaya gelmiş. İnandın mı sen de? Kesin babam olacak, o domuz gönderdi onu. Bak buraya yazıyorum, Berber Reşit'in de bu işte parmağı yoksa benim de adım Güllü değil. Ne? İyi misin kızım, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Birden başım döndü. Sinirlendin de ondan oldu herhalde. Hadi gel seni odana götüreyim, uzan biraz. Hadi kızım.